Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok önemli bir konunun sorularını çözeceğiz. Yazım kuralları ile ilgili ilk adım testimizi yapacağız. İlk adım test 20. testimiz arkadaşlar. Evet gelişmelerden yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bunlar malum öğretici sorular. Ee, yani bir bakma konunun temel bilgilerini içeriyor. Bazı tekrarlar eşliğinde soruları çözeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar, e, Türkçemizde iki tane D var. Bulunma, bildiren D, bu bitişik yazılır. Bir de bağlaç olan D, e, bu da arkadaşlar e, ayrı yazılır. Bağlaç olan D, ayrı yazılır. Evet. <laughs> Şimdi onun sessizliğinde ayrı bir asalet var. Burada bulunma bildiriyor. Nerede? Sessizliğinde. Ayrıca şu e, genel kuralı da uygulayabilirsiniz. D'yi çıkarttığınızda anlam bozulursa halekidir, bozulmazsa bağlaştır Bu %90 tutar ama %10'luk bir e, riski var. Fakat siz bulunma üzerinden giderseniz, bulunma üzerinden giderseniz doğru yaparsınız. Onun sessizliğinde ayrı bir asalet var. Burada herhangi bir sıkıntı yok. 5 yakı 1923'te ülkenin geleceğini şekillendiren adımlar atıldı. Ne zaman o zamanın içinde 23'ün içinde bulunma bildiriyor ve e, Ç ile bittiği için sert, e, sert ünsüz benzeşmesi var. E, onu da elemiş olduk doğrudur. İyi günde kötü günde bulunma o günlerin içinde anlamında bir ve beraber olma sözü verildi. Nerede ya da ne zamanda iyi günde kötü günde bulunma belirtiyor. Ee, D şıkkı, ben de yarınlarımı çiçekler ve kitaplarla güzelleştirmeliyim. Kimde sorusunun cevabı yok arkadaşlar. Ben de. Yani burada bir ilave anlamı var. Başkaları yapıyor, ben de ee, güzelleştirmeliyim anlamında. O yüzden cevap değişik arkadaşlar. Burada zaten sendeki herhangi bir problem yok bulunma belirttiği için. Evet cevabımız denizle. İkinci sorumuz, hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Ee, bakalım, düzenli çalışan bir öğrenci günde 250 soruyu rahat çözer. Şimdi bu e, sayılar normal şartlarda ayrı yazılır ama banka hesaplarında bitişik yazılır arkadaşlar. Bir problem yok. B'ye bakalım. Yarın gelirken herkes yanında onar ceviz getirsin. Evet. Buna dikkat ediyorsunuz. Niye? Çünkü ...üleştirmeler e, rakamla değil, e, harfle, kelimeyle yazılır. Onar cevizi şeklinde olması lazım. Cevabımız Bursa. Şuna dikkat edelim. E, kitapta 65 inci, 5 inci. Yani şu son harfle gelen eke dikkat etmekte fayda var. Burada bir sıkıntı yok. Üçer, evet, üleştirme böyle yazılabilir. Şu üsttekinin tam tersi oldu. 15 metrelik kumaş. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız zaten Bursa'ydı. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Evet. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında arkadaşlar net bir tarih belirtmediği için Eylül küçük yazılır. Doğru. İstanbul'a Lale Festivali özel bir attır. 25 Haziran önünde tarih varsa arkadaşlar Haziran'ın H'si büyük olur. Bu da doğru. Antep fıstığının kendine has bir lezzeti ve aroması vardır. Şimdi TDK'ye göre kural der ki özel isimlerle kurulan bileşik sözcükler yapılan birleşik sözcüklerde ikinci kelime küçük harfle başlar. Antep büyük, fıstık küçük, Maraş dondurmasında olduğu gibi, Van kedisinde olduğu gibi arkadaşlar. Burada yanlışlık yapılmıştır. Cevap C şıkkı. E, diğerlerini kontrol edelim. Belli bir tarih var. Yine yıl var. E, salı da büyük de başlar. Güne artık gerek yoktur. Doğru. Taks e, Taksim meydanı, bulvarlar, caddeler, meydanlar, sokaklar büyük yazılır. Hatta şöyle bir hatırlatma yapayım. Çünkü çoğu arkadaşımızın burada yanlış yaptığını görüyorum. Arkadaşlar. İl küçük, ilçe küçük, belde küçük, köy küçük. Ama mahalle, cadde, bulvar, meydan sokak bunlar büyük harfle başlar. Yani Mevlana Mahallesi dediniz. Atatürk Caddesi dediniz. Bulvar dediniz. Demekosi Bulvarı dediniz. Meydan dediniz. Taksim Meydanı. Bunlar büyük yazılır ama işte İstanbul ili gibi, Beşiktaş ilçesi gibi, Uzungöl beldesi gibi bunlar küçük yazılır arkadaşlar. Köy de aynı şekilde. Sizler de muhtemelen fark etmişsinizdir. Bunu bir yere not alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 3 Ceyhan'dı. Dördüncü sorumuz, hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. Zamanı gelince bildiği her şeyi, her şey ayrı yazılır. Bir bir zaten ikileme o da ayrı yazılır. Hiçbir bitişik ama şey ayrı. Yani şey ayrı yazılır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hiçbir bitişik şey ayrı. burada da bir sıkıntı yok. Burada sıfat yapan ki var dünkü gidenler sıfat yapan ki var arkadaşlar ee, onlar bitişik yazılır her biri ayrı ikileme ayrı çünkü her birinin her ikisi diye kullanımı var. Ama hiçbirinin hiç ikisi diye bir kullanımı yok buradan da mantık üretebilirsiniz zaten bu mantık bizi değişikliğine götürüyor hiçbiri bitişik olması lazım. O yüzden yazım yanlışı var. D şıkkı doğru. Gökyüzü bitişik. İ vermek var. E, kurallı birleşik fiiller de arkadaşlar bitişik yazılır. Evet dört denizli. Geçiyoruz beşinci sorumuz. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. Şöyle gönlümce yardım edebileceğim kişiler arıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizim yörenin bu adeti yıllardan beri süre gelir arkadaşlar buraya dikkat edeceksiniz Az önce söyledim. kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır süre gelmek sürelilik fiilidir ee, mesela burada çözü vermek e ebilmek yeterlilik yeterlilik ee, buralarda herhangi sıkıntı yok ama arkadaşlar süre gelmek bitişik yazılmalıydı ve yazım yanlışı 5 Bursa. Altıncı sorumuz, hangisinde büyük harfin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Şimdi az önce söylemiştim. A şıkkında İstanbul ili sınırlarında yani il, ilçe, belde, köy bunlar küçük yazılır. Cevap A şıkkı. Ziya Gükalp Bulvarı, bulvar büyük yazılır. Doğru. Yunus Emre Mahallesi, mahalle yine büyük yazılır. Kilis ili i küçük, sıkıntı yok burada. Fatih Harbiye Eser ismi, Herhangi bir sıkıntı yok. E, cevap aşık arkadaşlar altı alana. Yedinci sorumuz hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Şimdi burada e, öğretilmek isteyen şey şu arkadaşlar yani belki şuradaki hatırlatmalar ilk defa dinleyen arkadaşların bilgisini çekebilir nedir diye e, bizim hazırlamış olduğumuz Türkçe soru bankasında. Yeşil testler var, öğretici testler ve onların hatırlatmaları var. Yani bu soruyu çözerken yedinci hatırlatmayı okuyabilirsiniz, dikkat alabilirsiniz şeklinde. Şimdi kural şudur arkadaşlar. Belirli günler, haftalar, dini, milli bayramlar büyük harfle yazılır. Burada anneler gününün G'sinin büyük olması lazımdır. Belli bir gün. Dünya Tiyatrolar Günü özel isim olarak geçiyor. Cumhuriyet Bayramı. Belli günler, bayramlar, dinin milli bunlar büyük yazılır. Aynı şekilde Ramazan bayramı büyük. Öğretmenler günü yine aynı şekilde arkadaşlar büyük. A şıkkı doğru cevap olacak. Sekizinci sorumuz. Hangisinde ayrı yazılması gereken D bitişik yazılmıştır? Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bulunma mı bildiriyor? Yoksa ilave anlamı mı katıyor? Yani bu da, şu da, o da gibi bir ilave anlam mı yoksa bulunma mı belirtiyor? Ama isterseniz işte D'yi çıkartırsınız. Anlamsızsa anlamsızsa arkadaşlar bitişik yazılmalıdır. Anlamlıysa e, bağlaştır, ayrı yazılabilir gibi. Şimdi sabahın yedisinde derse başlayan küçük çocuklar var. Sabahın yedisinde o zaman içerisinde bulunma bildiriyor. Doğrudur. Her mevsimin de kendine ait bir rengi ve kokusu vardır. Nerede sorusuna, hangi zaman içinde sorusuna değil de cevap, her mevsimin de neyin de bu ilave anlamı. Başka şeylerin kendine ait rengi var, mevsimin de var. Mesela çıkartıp kullandınız, her mevsimin kendine ait bir rengi ve kokusu vardır. O zaman mantıklı oluyor. Yani bağlacı çıkarttığımızda anlam genellikle bozulmaz. O oranı söyledim. İstisnası illaki vardır. Cevap B şıkkı. Ağustos'ta bulunma bir süreliğine tatile çıkmayı düşünüyorum. Ağustos ayının içerisinde bulunma. Şehrin tam ortasında büyük bir sınar var bulunma. Sende benim geçen yıldan kalma birkaç parça eşyam olacak. Kimde? Sende. Evet, bulunma belirttiği için doğru cevap diyoruz arkadaşlar. 8 Bursa. 9. sorumuz hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi şunu hatırlatayım. Yani bu testlerin zaten amacı öğretmedir, öğretici testlerdir. Arkadaşlar, ın ki in ki gibi im ki gibi olursa bu bitişik yazılır ve zamir olan ki'dir. Dikkat ediyorsunuz. Zamir olan ki. Sonra sıfat yapan ki var. Deki daki şeklinde kullanılır bazen. Bu sıfattır ama her zaman böyle kullanılmaz. Mesela dünkü olay dediğimizde dünkü olay sıfattır, bitişik yazılır. Ama deki daki olduğunda da bitişik yazılır arkadaşlar. Bir de ayrı yazılan bağlaç vardır. Genellikle şunu söyleyelim. Fiile gelenler ayrı yazılır arkadaşlar. Ve bağlaçtır. Fiilden sonra gelenler daha doğrusu. Buna da dikkat edin. Evet. Birinci özellik, ikinci özellik, üçüncü özellik. Bunları dikkate alabilirsiniz. Şimdi bir özellik daha söyleyeceğim. O da soruyu çözerken olsun. Irmağın kıyısındaki çalılar sıfat yapan ki arkadaşlar. Hangi çalı? Irmağın kıyısındaki çalılar. Burada herhangi bir problem yok. Bir kural daha söyleyeyim. Hangisi kolayınıza gelirse onu kullanabilirsiniz. Şimdi kıyısındakiler ekini getirdiğimizde anlamlı ise bitişik. D'nin tam tersi. Evet. Kıyısındakiler diye söyleyebiliyorsanız bu kadar ama yani cümleyi sonuna kadar devam ettirmiyorsunuz. Bu kadar. Kıyısındakiler anlamlı. Onun istekleri bitmiyor kiler anlamsız. O zaman ayrı. Artı fiilden sonra gelenler de ayrı yazılırdı. Artık hangi kuraldan giderseniz gidin sıkıntı yok. Bağlaştır ayrı yazılmıştır doğrudur geçtik. Beni arayan olmadı hal bu ki son bahçemi hatırlarsınız kural olarak. Bu da kalıplaşmış şekilde bitişik yazılır. Onda problem yok. Anladım ki evet fiil, fiilden sonra gelen ki ayrı yazılır. Artı anladım kiler diye söyleyemeyiz o yüzden bunun ayrı yazılması gerekir. Bağlaştır. Cevap Denizli. Daldaki yavru serçe, daldaki serçe, deki daki şeklinde olursa da sıfattır. Ayrı bitişik yazılır dedik. Evet. Dokuz. Denizli doğru cevap. Evet arkadaşlar, geldik 10. sorumuza. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. Yarın A şıkkında yarınların bana neler getireceğini bilmiyorum ki rahat davranayım. Yine fiilden sonraki geldi ve doğrudur ayrı yazılmalıdır. Tatile giderken oltalarımın yanı sıra. Evet arkadaşlar, şimdi geldik önemli bir kurala. İç, dış, sıra ayrı yazılır. Yanı sıra, peşi sıra, ardı sıra, sıra dışı bunlar ayrı yazılır. Bir yazım yanlışıdır. B şıkkı doğru cevap. Yine diğerlerini kontrol edelim. Seni tanımasam da bulunma belirtmiyor. Seni tanımasam bakışlarındaki duruluk güven veriyor. Tanımasam da anlam tabii eksilebilir kısmen. Bulunma anlamı yok. Tanımasam dahi bile anlamı var. E, ayrı ve doğru. Haliç Köprüsü'nde e, köprü belli bir yer. Haliç Köprüsü özel isim bulunma var. E, ve özel isime gelen çekim ekleri ayrılır. Orada bir sıkıntı yok. Başvurmak bitişik yazılır. Başvurmadığım kapı sıfat olduğu sonrasında. Evet. Derdimi de dahi bile anlatamadım. İlave anlamında. Evet o da doğru yazılmış. Cevabımız Bursa'ydı. Evet arkadaşlar yine yorumlarınızla beğenilerinizle bizlere destek olabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi hangisinde bir yazım yanlışı var diyor bakacağız arkadaşlar. Her yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Game of Thrones'ta e, evet. Şimdi buraya bir dikkat edelim. S ile bitmiş ama T ile e, değil de D ile gelmiş. Bu bizim için önemli bir e, nokta. Yani o da T olmalıydı. Bunu belirtelim. Başka. Son yayınlanan bölümde gözüken Starbucks bardağı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu bir hata değil de şuur altını evet arkadaşlar. Şuur altı ıı, bu da ayrı bir kural. Alt, üst, üzeri kelimeleri somut olursa somut olursa ayrı olmalı. Eğer somut bir altlık üstlük yoksa bitişik yazılmalı. Burada şuur altında olduğu gibi. Tabi A şıkkındaki de bir problem. Evet C şıkkı da zaten net bir yanlış. İkisini birden alabilirsiniz. Ee, onu da belirtmiş olalım. C şıkkı doğru tabi A'da da şu T olmalıydı. Başka ne var bakalım. Ama bir film bu tarz acemiliğe de feda edilmemeli. Böylesine bir yaklaşım hata olarak bilinçli izleyici tarafından hemen fark edilir. Fark etmek ayrı yazılır arkadaşlar. Evet bunlar doğru. C şıkkı yanlıştı. Şurada da yanlışlık var. Onu da belirtmiş olalım. Ama asıl burada öğretmek istediğimiz kural şuydu arkadaşlar. Şuur altı, bilinç altı gibi. Evet geçiyoruz. On ikinci sorumuz. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Şimdi e, yine burada da dikkatimizi çeken bazı kurallar söz konusu. E, kışa girerken keçi boynuzu pekmezini tüketmekte yarar var. Keçinin boynuzuyla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Artık bu bir bitki. Keçi boynuzuyla alakası yok. Kalıplaşmış ve doğru yazılmış. Tavuk göğsü bir tatlı adıdır. Tavuğun göğsüyle alakası yok. Bu da doğru. Ayşe kadın Ayşe adı Ayşe olan bir kadınla alakası yok artık bir fasulye cinsi doğru. Vişne çürüğü bir renktir ama içerisinde renk kelimesi geçmiyor arkadaşlar. Bu da bitişik yazılır ve doğrudur. Bizde de yer birimiyle yer birimiyle ilgili çalışmalar zamanla arttı. Yani bilim anlamını koruyor. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. O yüzden cevap edirne ayrı yazılmalıydı. Evet arkadaşlar 12 Edirne. Evet bu soruyu da geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar sizlerle bir ilk adım testlerini daha bitirmiş olduk. Önemli bir testi yazım kurallarıydı. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar, başarılar.